Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, İsmet Yılmaz, Numan Kurtulmuş ve hatta Mehmet Müezzinoğlu. Liste uzayıp gidiyor. AK Parti'nin olağanüstü kongresinde Davutoğlu'nun yerine kimin genel başkan olacağı merak ediliyor. 4 yıllık bir hukuk oluştuğunu düşünüyorduk aramızda. Ama bunun daha kısa sürmesi, emin olunuz, benim tercihim değildir. Sözcü gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklından geçen ismin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım olduğunu iddia etti. Gazeteye göre Erdoğan, Davutoğlu'yla yaptığı görüşmede Yıldırım'ın adını ağzından kaçırdı. Gazete Davutoğlu'nun görüşme sırasında Erdoğan'a başbakanlıkta düzen aksamamalı dediğini, buna karşılık Cumhurbaşkanı'nın başbakana merak etmeyin Binali halleder cevabını verdiğini yazdı. 40 yıllık dava arkadaşlarımın içinde bulunduğu, kurucu genel başkan olduğum, 12 yıla yakın süre başbakanlığını yürüttüğüm bu partiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmem birilerini rahatsız ediyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bundan daha doğal, daha tabii ne olabilir? Sözcüye konuşan AK Partili bir yönetici de Binali Yıldırım iddiasını doğruladı. Erdoğan'ın 5-6 adayın konuşulmasından memnun olduğunu iddia eden iktidar yetkilisinin Binali Bey'in ismi yıpranmasın diye böyle bir strateji izlendi dediği haberleştirildi. Cumhurbaşkanı olmam demek, geçmişimle ve arkadaşlarımla tüm ilişkilerimi kesmem anlamına gelir mi? Binali Yıldırım'sa aday olup olmayacağı sorularına ben gaza gelmem, şimdi konuşma zamanı değil cevabını vermişti. Bu arada Davutoğlu'nu olağanüstü kongrede kötü bir sürprizin beklediği iddia edildi. Özgür Düşünce gazetesi kongre salonuna Davutoğlu'na ait flama ve fotoğrafların asılmasının yasaklandığını gündeme taşıdı. Erdoğan fotoğraflarıyla donatılacak salonda veda ve yeni AK Parti pankartlarına yasak getirildiği de haberde yer aldı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ise özel değil sadece eski vekil davetiyesi gönderileceği yazıldı.